Merhaba arkadaşlar. Ben Ayşe Su. Normalde dövme ile ilgili bir video çekeceğim. Hatta hazırlandım böyle. Ama kameramın şarj olmasını bekliyorum. Onun öncesinde hızlıca şu konuya değinmek istiyorum. Bununla ilgili bir sürü video var zaten. Ama benim canımı sıkan kısmını söylemek istiyorum. Yani hatta bununla ilgili Rüzgar Mira Okan bir video yapmış. O böyle tontiş tatlış bir şekilde anlatmış bunu. Ben daha sert anlatacağım kendi dilimle çünkü sinirleniyorum yani. Yaşadığımız sorun ülke çapında bir sorun. Tamam. Çok dikkatli olmalıyız. Tamam. Evden çıkmamalıyız, bilinçli olmalıyız, her şeye inanmamalıyız, bilmem ne falan filan. Tamam. Beynimiz sadece bununla doldu kaç gündür. Yeter artık. Bunaldım. Bir şey konuşulur, tamam mı? Bir sorunla ilgili bir şey oturup konuşursun. Enine boyunu tartışırsın. Olur biter. Her ortamda gördüğüm şey şu. Genel olarak her ortamda. Konuşuluyor. Ve yani olay hiçbir şeye bağlanmıyor. Boş boş konuşuyorsun. Abi niye boş boş konuşuyoruz? Çözüm öneriniz ne? Şu an yani yaşadığınız soruna çözüm bulabiliyor musunuz? Kendi çapınızda boş boş konuşarak. Bakın bilgi alışverişinden bahsetmiyorum. Yersiz bir sürü haber çıkıyor. Bunların üzerine konuşuyorsunuz araştırmadan. İşte salak salak işler. Ya çok sıkıldım artık. Bunaldım yeter. Bir önlem alıyorsanız tamam evhamlı olabilirsiniz. Çıkmayın evden abi. Yani doğrusunu bildiğiniz şey yapın. Ama sürekli fikir sunmayın artık. Her grupta bunu görüyorum. O öyle olmuş da bu böyle olmuş da. Of, gruptan çıkma sebebi yemin ediyorum ya. Ve katıldığım grupların amacı bu değil yani. Her neyse. Çözüm. Evet yani bu konu konuşuluyor. Evet. Çözüm yok. Sadece boş boş konuşuyoruz. Bu bizi şey mi hissettiriyor? Gündemden haberim var. İşte. Çok bilgiliyim ya. Çok entelektüel bir tipim ben ya. Her konuda bir fikrim var ya. Bu mudur yani hani? Sürekli bu konuyla ilgili konuştuğunda sen çok bilgili bir insan mı oluyorsun? Hayır. Niye çözüm üretmiyorsun? Yani kendi çapında yapabileceğin şey ne? Bunu görmek istiyorum. Ben de bunu görmek istiyorum. Hadi sen boş boş konuşuyorsun. Ben de bunu görmek istiyorum sende. Kafamı ütüleme artık yeter yani. Evet. Anneleri daha iyi anlıyorum bu arada. Anneler birazcık daha çocuklar için. Yani kendisinin dışında bir de çocuklarını düşünüyorlar. Yani anlayamadığım şey bu olabilir. Saygı duyuyorum ama bahsettiğim bu evhamlanma durumu ve işte bahsettiğim gruplar içindeki annelerden bahsetmiyorum ben. Farklı bir gruptan bahsediyorum. Her neyse. Şimdi ben oturdum. İyi bir örnek olarak kendimi göstereceğim. Üzgünüm. Keşke sen de iyi bir örnek olsaydın da, değil mi? Şimdi ben ne yaptım bu virüs sürecinde ilk başta dedim ki evet böyle önemsemedim ilk başta çünkü Türkiye'de yoktu sonra geldi falan filan. Şu an işin ciddiyetinin hepimiz farkındayız değil mi? Azıcık minnacık aklı olan bir insan bile işin ciddiyetinin farkındadır zaten. Hani bunları tekrar tekrar konuşmanın bir manası yok. Evden çıkmıyoruz. Yiyeceğimizi yiyoruz. İşte evdeki dışarıdan çok yemek tüketmemeye çalışıyoruz. Ve evdeyiz. Evet, buradan sonrası beni ilgilendiriyor. Evdeyiz. Ne yapacağız şimdi? Hani herkeste bir şu durum var. İşte 2020'de böyle oldu da bilmem ağlayalım. Neden böyle? Allah kahretsin, kıyamet yaklaşıyor. Abi bunun kime ne faydası var sürekli bu konuları konuşman? Neyi değiştiriyor bunu konuşman? Ben konuştuğumuz şeyin bir şeyi değiştirmesini istiyorum sadece bak. Tek beklentim bu. Bir şey konuşuluyorsa çözüm odaklı konuşulmalı. Boş yapılmamalı. Ben boş konuşmaktan hoşlanmıyorum. Evdeyiz. Evet, bunlar oluyor. Evet. Ağlamıyoruz. Çünkü ağlamak çok saçma zaten. Konuştuğumuz şeyler sürekli negatif olmamalı. Şu an çok negatifim çünkü artık bana bunu yüklediniz yani. Kaç günden beri negatif, negatif, negatif. Sıkıldım. Pozitif şeylerden bahsedin artık. Bu zamanı nasıl değerlendirebileceğimizden bahsedelim biraz. Ya herkesin bir kendi engellediği bir şey vardı. Bak mesela ben
Okula gidiyorum. Okuldan çıkıyorum, çalışıyorum. Boş bulduğum her fırsatta eğlenmeye çalışıyorum. Ama bunların arasında mesela beni işte bunlar engelliyordu bazı şeyleri yapmam konusunda. Ev temizliğini işte böyle yüzeysel yapıyordum normalde. Şu an yani bu ev durumu geldiği günden itibaren kapsamlı bir ev temizliğine başladım. Artık istediğim gibi bu vakti değerlendirebileceğim. Ne kadar güzel, değil mi? Benim için güzel bir vakit, yani boş bir vakit buldum ve o vakti değerlendirebileceğim bir süreç var evde. Yani eve vakit ayırabileceğim, bu benim için çok güzel bir şey. Sinirden konuşamıyorum bu arada. Temizlik. Planlı bir şekilde her şeyin düzenlenmesi ve minimalleşme çabalarım vardı bundan bir ay öncesinde. Sonra okul girdi, o girdi, bu girdi. Hiçbir bok yapamadım. Şimdi bunun üzerine bir şeyler yapabiliyorum. Ne güzel, değil mi? Hani bak, evde de yapılabilecek şeyler var, değil mi? Sizin de vardır eminim. Sonra kitap okuma ya konusu var. Bir sürü kitap var evde. Ama hiçbir zaman bunlara fırsat bulamıyordum. Eğlenmekten özellikle. Takılmak, eğlenmek. Bunlardan ve video izlemek dışında bir şey yapmadığım için, ya bunlardan vakit bulamadığım için hiçbir şey yapmıyordum. Şu an kitap okumaya da fırsatım oldu. Ne kadar güzel, değil mi? Aslında bu benim hep böyle şeydi. Bu planladığım şey şöyleydi. Telefonumu ve işte dışarı çıkmamı engelleyecek bir hapis. Normal bildiğimiz hapsin bana faydalarını hep düşünürdüm işte. Hapiste kalmak çok çok kötü olmamalı. Hani çünkü işte normalde kendimizi izole edemediğimiz şeylerden izole etmiş oluyoruz. Bu zorunda kalıyoruz yani, daha doğrusu. Evet, bu kötü bir şey, özgürlüğümüzün kısıtlanması, fakat karşılığında alabileceğimiz avantajlar da var. Hani pozitif şeyler de var. İşte kitap okumak gibi, o an düşünmek gibi, kendimizi bulmak gibi. Ha, meditasyon gibi mesela. Ben olaya böyle bakıyorum. Yani insan beyni yaşadığı sorunu hızlıca kabul edip onu sindirip sonra bununla ilgili nasıl başa çıkacağı ve bunu nasıl çözüme götüreceğine dair. Hani bu şekilde insan beyni, benim bildiğim, ben öyle biliyorum yani. Böyle ilerliyor. Neden sürekli yakınıyoruz, sürekli ağlıyoruz? İşte şöyleydi de böyleydi. Bırakın abi bunları, bir şeyler yapın ya. Bir çözüm üretin kendiniz için, bir hobi, bir şey bulun. Yani bir yeri boyayın, bir şey yazın. Üretin yani. Neden boş boş durup sürekli aynı konuları konuşuyoruz? Çok sıkıldım artık aynı konuları konuşmaktan. Bilgi pisliği yani şu an ortalık, anladın mı? Bir şey araştıracaksan git araştır, doğrusunu öğren ve yapman gerekeni yap. Bu kadar. Bu kadar. Daha fazlasını konuşmaya gerek yok. Gündemle ilgili bir şeyler sürekli zaten var yani internette. Hani doğrusunu bulmak da senin elinde ama bununla ilgili zaten çözüm bulundu. Evde kalacağız yani, değil mi? Tatil değil ya hani bu. Hani evdeyiz ya, tamam, bitti bu kadar. Konunun üstünde artık daha fazla konuşmayalım lütfen, çok sıkıldım. Of. Yani konuşacak konunuz yok o zaman sizin. Ben öyle mi anlayayım? Hı? Başka oturup konuşacak bir konunuz yok. Sürekli aynı şeyleri konuşuyorsunuz ya. Sürekli sorunlardan bahsediyorsunuz. Sürekli negatif şeylerden bahsediyorsunuz. Hiç işte bunun da şöyle bir faydası olabilir demiyorsunuz. Benimkini polyanlacılık olarak görebilirsiniz ama ben bu şekilde mutlu oluyorum. Bir şeyler üretebiliyorum ya. Bu şekilde ilerliyorum. Neden sen sürekli bunu yapmıyorsun, daha böyle sürekli sömürüyorsun? Sömürme artık. Hem kendini sömürüyorsun, hem çevreni sömürüyorsun, hem eğer benimle muhatapsan beni sömürüyorsun. Beni sömüremiyorsun da sinirlendiriyorsun sadece. Ben yine mesela şu videoyu kapatacağım. Sonra bak mesela göstereyim, tamam mı? Hani anlatıyorum bunları, boş boş anlatıyormuşum gibi olmasın. Yan komşum, o da minimalleşme aşamasında. O da öğretmen ve işte boş zamanını evi temizlemeye ayırmış, aynı benim gibi. Bu da düşünen insan beyni. Evet, Rüzgar Miralkan'ın söylediği gibi düşünen beyin ikiye ayrılıyor ve biz yaşadığımız sorunla ilgili, yani sorunla ilgili bilgi aldıktan sonra çözüme
odaklanıyoruz ve ne yapıyoruz? İşte evimizdeyiz ve bir şeylerle uğraşıyoruz. Hani normalde vakit bulamadığımız şeylerle uğraşıyoruz. Aynı şekilde yan komşum da minimalleşme çabasındayken dışarıya bunları koymuş. Pembeydi bunlar. Da şöyle bakayım. Evet, hala pembe altı. Sonra aldım ben onları. Mora boyadım. Bunların üstüne mandala desenleri yapacağım ve benim stüdyoma uygun bir şey olacak bu. Sonra şu kapının arkası çok kötüydü. Onu toparlıyorum. Yine şu dolabı yan komşumla change yaptık. Başka bir dolapla. Onu ayarlıyorum. Stüdyomla işte belli başlı yerleri değiştiriyorum. Sonra bulmam gereken kalıcı makyaj belgem vardı. Onu arıyorum. Bütün evin enerjisini değiştirmek adına, işte rutinin dışına çıkmak adına bütün evi toparlıyorum. Ve hastayım bu arada, biliyor musunuz bunları yaparken? Hani beni şakşaklayın, hani alkışlayın diye söylemiyorum ama hani bir şeyler söylüyorsam yapıyorum da söylüyorum. Bunu göstermek için çabam. Ve gerçekten üretici olmadığınızı görüyorum ya. Yani 7'den 70'e herkes boş yapıyor abi. Yapmayın artık ya. Bir şeyler üretin. Yani olayla biraz başa çıkmayı öğrenin. Ağlamayın artık. Çok sıkıldım.